6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemleri sürerken iş dünyası da yaralarını sarmak için harekete geçti. Kentte imalat ve ihracat alanındaki büyüklüğüyle binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tencere, çaydanlık gibi küçük ev eşyalarının üretildiği, mutfak eşyaları sektörü temsilcileri de afetten etkilenen işletmelerden malların çıkarılarak güvenli alanlara taşınması için çalışmalarını sürdürüyor. Sektör, işletme ve fabrikaların yeniden ayağa kalkabilmesi amacıyla omuz omuza çaba harcarken ağır hasar alan iş yerlerinin üretime devam edebilmesi için yeni projelerin uygulamaya alınmasını hedefliyor. Şu anda toparlanmamız gerekiyor. Devletimize proje üretmemiz gerekiyor ki devletimizin yetkilileri bizden projeler istiyorlar. Yani ne istiyoruz? Biz de bu bapta çevremizde yıkılmamış ama atıl da olmayan hemen işlevsel olan birkaç projeyi devletimize sunduk. Devletimizin etkileri hemen işe koyuluverdiler ve bununla alakalı ciddi çalışmalar da yapılıyor. Ve geçici olarak dostlar imalatımıza başlamak, sonrasında da kalıcı olan yerlerimizde üretim ve istihdamı devam ettirmek istiyoruz. Kahramanmaraş'taki yeni sanayi sitesinde faaliyet gösteren Mehmet Yunus Asilsoy, söz konusu sektörün imalat alanında tekstilden sonra ikinci sırada bulunduğunu söyledi. Tek kaygımız şu, bizim meslektaşlarımızın bu işin duayen olan İstanbul'a kaçıp gitmemeleri, sermayenin Kahramanmaraş'ta kalması, sanayinin Maraş'ta kalması, bu sektörde istihdam ettiğimiz kalifiye elemanlarımızın başka sektörlere kayarak şehrimizi terk etmemesini istiyoruz. Bunlar bizim için çok büyük bir kayıp. Çünkü Kahramanmaraş'ta sektörü dünya çapında sıralamaya sokan bu kalifiye elemanlar ve sektörümüzün altyapısı. Şu anda bu binaların tahliyesi için devletimiz yeterince alet, edevat, iş makineleri gönderiyor ihtiyaç olan, vinç gönderiyor, kepçe gönderiyor. Büyük iş makineleri gönderiyor ihtiyaç anında. Önce makinelerimizin enkaz altından kurtarılması için can emniyetini alarak ve oradan makinelerimizi salimen çıkarmayı bize yardımcı oluyor. Bizim elemanlarımız da bize yardımcı oluyor. Şu anda birinci önceliğimiz bu. Akabinde de bunun yanında bu makinaları koyabileceğimiz devletimizin şu anda bize önerdiği birkaç projeler de var. Bunlar belki birkaç ay zaman alacağı benzer. Ve bunlar da çözüldüğünde buradaki sanayimizin neredeyse yarıya yakını inşallah böyle bir yere geçici olarak bir çözüm, bir alternatif şu anda bulmuş durumdayız. Elhamdülillah şu anda bu hususta depremden etkilenmeyen benim meslektaşlarım var. Şu anda imalatları devam ediyor ve o noktada bir sorun yok. Depremden etkilenmeyen imalatçılarımız behemhal başladılar ve şu anda imalat devam ediyor. Depremden etkilenenlerse total sektörün 100 üzerinden baz alırsak şu anda zarar gören kısım %30. %70 zarar görmedi ve faaliyetine devam ediyor. Yani aşağı yukarı 1000 ile 5000 metrekare alan yerlerde iş yapan meslektaşlarımız şu anda burada zarar görmüş durumdalar. Bunlar ise sürekli demoralize olmadan ayağa kalkacağımıza inanıyoruz.